Azaldan tariximizga qaraydigan bo'lsak, Markaziy Osiyodan demak islomning eng ko'zga ko'ringan ulamolari chiqqan, dunyo sivilizatsiyasiga, dunyo tamadduniga hissa qo'shgan. Masalan, oxirgi o'sha yillardagi eng ko'zga ko'ringan nomlardan biri bu albatta Shayx Hazratlari edi va ularning shogirdi sanalasiz. So'nggi yillarda dünyaya ko'rsatadigan bir markaziy Osiyodan tuzukroq olimni o'zi yo'q. Nega bunday holat sizningcha nima deb o'ylaysiz? Masalan, mana dunyoni katta simpozium deb so'z yuritadigan yoki dunyoning odamlarga bir qarashlarni o'tkaza oladigan, fikrlarini inobatga oldira oladigan kuchli shaxslar chiqmayapti. Buni bir qancha sabablari bor. Siz aytayotgan savol to'g'ri dolzarb savol va ayni o'rinli savol. Bizni diyorlardan bütün dünyanı özüge karatıp fikirleri bilen adamlarını kanaat hasıl kıldıradigan derecede ulamalar çıkmaya kalışlıgı ne fakat dini sahada başka hemen sahada ham bu yüz roy verdi. Sebebi köp, lekin en katta baş sebeplerden biri biz ateist dahri düşünçedegi siyasetge müstemleke bop kaldık. Müstemlekeçilik bu kulçilikini bir korunuşu. Kul seviyesi aşçılığı cüda kıyım mesele. Şunun için müstakillik biz koliga kırıtken yutuklar içi de en baş orundaki yutuk kısaplanadı. Demek ki müstakil bölgenimizden kıyın dinimizini, kadriyatlarımızını, iman lezzetini kayta tikileye aldık. O şey ateist siyasetini aldığı koygen maksatlardan biri atraflardaki berçe ularga tabi bölgen mamlakatlarni savodsizlash, ulardan mehnat kuchi sifatida foydalanish rejasi bo'lgan. Masalan, qahramon ona sifatida 10 ta bola tuqqanga orden berilgan. Tagida siyosatida 10 ta bola bizga paxta terib beradi deyishgan. Pilla qo'yib, buni xizmat qilib beradi deyishgan. Va bu siyosatni orqasida masalan Chingiz Aytmatovni mashhur o'sha Manqurt haqidagi asari bor. O'sha asar aynan mana shu siyosatni ochib bergan. Manqurtlashtirish siyosati. Manqurtlashtirish siyosatini 10 yil mobaynida maktabda odamlarni majburiy ta'lim bilan ushlab turish, bu odamlarni o'qitmaslik uchun o'qitish bo'lgan. O'qitmaslik uchun o'qitish bu. Ya'ni asl ilmni berilmaydi, 10 yil hamma ta'lim ko'zi yuziga ko'rsatiladi, 10 yildan keyin hech narsasiz chiqib ketasiz. Bu siyosatni oqibatida mana bugungi vaziyat keldi. Endi qadimda ko'rsangiz, islom bizni O'rta Osiyoga kirib kelganda Qutaybi ibn Muslim rahimahulloh islomni olib kelishidan 50 yo'qasam bo'lmasa 60 yoki 100 yil ichida Beruniy chiqyapti, Xorazmiy chiqyapti, Farobiy chiqyapti. Yani onun arkasından Buhariler çıkıyordu, Nesafiler çıkıyordu, Termiziler çıkıyordu, Kasaniler çıkıyordu. Ben hazır sanasam, fakat sanaşmam ötüp getirmez. Minglegen ulamalar potarap çıkıyordu. Ve ular adli çıkıp kalmayıptı. İmam Nesafi'nin tafsirleri İslam aleminin barcha camiaları da baş kitap sıfatla okutuladı. İmam Maturidi'nin akidelerini, dünyanın Müslümanlarını 70'ten aşık faizi özüge akide de biledi. Bütün dünya Maturidi ise başını egip aldı da tazim kıladı. Bu derecedeki narsani nima berdi? Erkin talim berdi. İslami talimat berdi. Mana şu İslami talimatını biz doğru manada halkımızga, farzandlarımızga yetiştirsek 50 yıl ötmesden yana halkımızdan çıkadı. Şunday bolsa ham bizni halkımızın kabiliyeti ve özünün azal kadariga yani ajdatlariga sadıklığı natijasida Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga o'xshagan, Alovuddin Mansurga o'xshagan, masalan Alixon Torasog'uniyga o'xshagan sanoqli bo'lsa-da ulamolarni yetishtirishga xizmat qildi. Bu bizni millatimizni haqiqatda jonkuyar, fidokor ekanligini bildiradi. Lekin agar bunga hozirgi kundagi imkoniyatdan foydalanib, to'g'ri kuchlarni balansini o'rtaga qo'ysak, tez kunda chiqadi. Men hozir Islom sivilizatsiyasi markazini doim eslab o'taman. Bugungi kundagi davlat rahbarining tashabbusi bilan bu tashkil qilinishi tarixda islom uyg'onish davri, renessans davrining asosi bo'lgan Baytul Hikmani bugungi kundagi prototipi.
Hazır ben çok joyda bunu aytyapman. Bizde şarşınaslik kolyozmalar institutida 70 mingta kolyozma var. 70 ming dona kolyozma yotibdi. Harfini bilmeydi bizi halkımız, okuşunu bilmeyimiz. Bularını tercüme kılıp halkı yetkadaşımız gerek. Bunu İslam Sivilizasyası Merkezi inşallah Rabbil Alemin özünün zimmesine aladı. Ulamalarını yığadı, ularını yaxşı tahminleydi. İnşallah 20, 30, 40, 50 yıl içi de bizim milletten, yani bütün dünyanın özüge karata aladigen Müslümanlar çıkadı. İnşallah bu ümit kılamaz. Elbette inşallah.